Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Ensar TV'de Kıbrıs'tan konuklarımız var. Ömer Demirbaş, Eskat Ada Başkan Yardımcısı ve Veli Akça din görevlisi olarak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ömer Bey, öncelikle sizi ve derneğimizin çalışmalarını tanıyabilir miyiz? Öncelikle bize bu imkanı verdiğiniz için ve yayın hayatına da yeni girdiğini bildiğimiz Ensar TV'ye teşekkür ediyoruz. Kendimizi de şöyle kısaca tanıtacak olursak, Ömer Osman Demirbaş, 1983 İstanbul doğumluyum. Ortaokul ve lise kısmını Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Şu anda da Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisiyiz. Buraya geliş sebebimizi olarak da Eskat, Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği'nin çalışmalarını anlatmak olarak buraya geldik. Eskat'ı daha uzun uzadıya anlatmak isterdik. Fakat Eskat kelimelerle fazla anlatılacak gibi değil. Ben çalışmalarını kısaca burada anlatmak istiyorum. Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği 1996'da Türkiye'den Kıbrıs'a giden abilerimiz, büyüklerimiz vesilesiyle açılmış. Biliyorsunuz malum Kıbrıs'ın durumu. Kıbrıs'ta milli ve manevi noktada çok büyük bir sıkıntı var. Milli ve manevi eğitim noktasında çok büyük bir sıkıntı var. Halkın da bu konuda çok büyük bir rehaveti var. Halk bu konuda çok bilinçsiz. Onlara da kızmamak gerekiyor. Halk bu konuda çok bilinçsiz olduğu için buradan giden büyüklerimiz oradaki durumu tahlil ettikten sonra şöyle bir sonuç elde etmişler. Biz burada milli ve manevi değerlerimizi nasıl tekrar anlatabiliriz ve bu değerlerimizi nasıl koruyabiliriz düşüncesiyle orada böyle bir yapı oluşturma ihtiyacı hissetmişler. Yani 1996'da orada böyle bir yapı kurulmuş olmuş. Daha sonraki süreçte bu dernek her zaman olduğu gibi, her zaman bu hayır çalışmaları hep bir oda, hep bir odada veya bir apartmanın bir dairesinde başlamış olur. Fakat bugünden güne bu hayır çalışmaların Allah'ın bereketiyle günden güne büyür ve Kıbrıs'ta odalar veyahut salonlar almaz olur. Kıbrıs'ta da durum bu şekilde olmuş. Eskat şu anki süreçte 2010'a girdiğimiz, bu yeni girdiğimiz şu süreçte 4 tane kurumu, 4 tane şubesi Magosa, Girne, Lefkoşa ve Lefke olmak üzere 6 üniversitede de teşkilatımız bulunmaktadır. Peki biz Eskat olarak ne yapıyoruz orada? Başta da söylemiş olduğum gibi milli ve manevi değerleri koruma, milli manevi değerleri öğretme, bununla birlikte koruma adı altında çalışmalar yapıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Orada yaklaşık 4 sene önce 10 bine yakın Kur'an-ı Kerim dağıttık. Kur'an-ı Kerim meali dağıttık. Maalesef bu çalışmalar daha önce Kıbrıs'ta yapılmadığı için halk tarafından çok büyük bir şekilde coşkuyla karşılandı. Bütün halkın Kur'an-ı Kerim'e karşı rağbetini, Kur'an-ı Kerim'e karşı hevesini ve Kur'an-ı Kerim'i nasıl sevdiğini görmüş olduk. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz'i anma programları, kutlu doğum dediğimiz, Peygamber Efendimiz'i anma programları tertip etmekteyiz. Bu artık geleneksel olmaya başladı. Yaklaşık 4 sene önce biz bu çalışmayı Kıbrıs'ta ilk yaptığımız zaman, Kıbrıs'ta bu çalışmayı veya böyle çalışmaları yapan herhangi bir kurum, kuruluş yoktu. Ama elhamdülillah herhalde Kıbrıs'ta bu konuda bir öncü hükmünde, Kıbrıs'ta şu anda bu çalışmaları Diyanet camiamız da sahiplenmiş durumda. Bütün camilerimizde, bütün şubelerimizdeki, bütün ilçelerdeki camilerde bu çalışmalarda yapılmaktadır. Bunun dışında başta İHH, İGMG, Cansuyu'nun yardımlarıyla kurban organizasyonları yapmaktayız. Oraya kurban göndermekteler. Kurban yardımında bulunmaktalar. Biz de orada bu kurbanları kesmek suretiyle oradaki kurban kesemeyen, bu konuda sıkıntılı olan, bu konuda kurban et alamayacak durumda olan halka Eskat vesilesiyle kurban dağıtmaktayız. Bu kurban organizasyonu da Kıbrıs'taki halk nazarında şöyle bir dikkat çekmiş oldu. Acaba kurban diye bir adetimiz, kurban diye bir inancımız var mıydı? Böyle bir ibadet var mıydı? Çünkü maalesef 74'ten bu yana Kıbrıs'ta herhangi bir dini eğitim olmaması Kıbrıs'taki halkta
şöyle bir handikaba sebep olmuş. Böyle bir inancımız var mı? Ramazan'da oruç ibadetimiz var mı? En basitinden cuma günü cuma namazı Müslümana farz mı? Kurban vacip mi? Bu ibadetler unutulduğu için Kıbrıs'ta Eskat bu ibadetleri tekrar, bu inancı tekrar hatırlatmak amacıyla kurban organizasyonunu düzenlemekte. Ve bununla birlikte Kıbrıs'ta köylere, Kıbrıs'taki bulunan, Magosa'da bulunan, Lefkoşa'da bulunan, Girne'de bulunan vesaire bulunan bu ilçelerimizdeki çevre köylere gidip orada sohbet çalışmaları, orada insanları aydınlatma, insanları şuurlandırma ve bilinçlendirme çalışması yapmaktayız. Kısaca Eskat'ı böylece tarif etmiş olalım. Teşekkür ederiz. Allah güç kuvvet versin. Amin. Veli Bey'i tanıyacak olursak, Veli Bey gerek din camiasının içerisindesiniz. Görevinizden ötürü. Bu şekilde Ömer Bey'in de aktardığı gibi Kıbrıs'ta bir din eğitimi, din yargısı üzerine bir problem var. Bunları bizzat yaşadığınız, bizzat karşılaştığınız sorunları seyircilerimize paylaşırsanız öncelikle sizi tanıyalım. Buyurun. Veli Akça, Samsun Bafralıyım. 4 yıldır Kıbrıs'ımızda, yavru vatanımızda dini hizmet vermekte devam ediyoruz. Ömer kardeşimizin anlattığı gibi Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uygulamış olduğu Kur'an kursu, yaz Kur'an kursu eğitimi şu anda hala Kıbrıs'ımızda sıkıntılı olarak devam etmekte. Yıl boyu 8 ay kadar devam eden Kur'an eğitimi, din eğitimi şu anda Kıbrıs'ımızda henüz yoktur. Resmi olarak da yok, gayri resmi olarak da yok, bulunmamaktadır. Yalnız 4 yıldır din hizmetleri müşavirliği, gerekse Din İçeri Başkanlığı'nın gayretleriyle bu yıl bu sıkıntı biraz hafifletilmiştir. Halkın talebi olan din eğitimi, malum Kıbrıs'ımızda manevi noksanlık, maneviyattan yoksunluk, suç oranlarını, gerekse ahlaki noktada eksikliği gün yüzüne çıkartmıştır. Bundan en tabii aileler, daha sonra da bütün toplum etkilenmektedir. Kıbrıs'ımızda yavru vatan dediğimiz topraklarda asla acı olaylar yakın tarihe kadar yaşanmamış. Ama bu maneviyatın yoksunluğu, insanların öldürme hadisesi, katil, hırsızlık hadiselerinin çoğalması bu manevi eksikliği de gündeme getirmiştir. Bundan dolayıdır ki eğitim, dini eğitim, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Kıbrıs'ımızda Din İşleri Başkanlığı henüz daha güvenli bir yapıya oluşmamıştır. Vakıflar yönetiminde din hizmeti devam etmekte, dini eğitimi de milli eğitimle anlaşarak verilmekte. Biz de 4 yıldan beri bu noksanlığı gördüğümüzden, bu eksikliği giderilmesi noktasında Diyanet İşleri Başkanlığımıza danışarak, oralardan fikir alarak gerek İstanbul, gerekse Kayseri, Diyanet İşleri Başkanlığımızın resmi kurslarında oradan kardeşlerimizi, çocuklarımızı, bu noktada talebe olanları 4 yıldır organize etmekteyiz. Ve bu bölgelerde 40 günlük de olsa, 45 günlük de olsa yaz Kur'an kursu eğitimini kardeşlerimiz almaktadırlar. Ayrıca bu noktada TİEMDER Derneğimizin Sayın Başkanı Selahattin Yazıcı Bey bu noktada bize ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Bu noktada ona sonsuz teşekkürlerimizi de sunuyoruz. Dini eğitim noktasında bunu ifade ettikten sonra Kıbrıs'ımızda 74'ten itibaren, hatta onun kısa bir öncesi de var, yavru vatan, ana vatandan sürekli din görevlisi talep etmektedir. Çünkü bir imam hatip yok. Akabinde Kur'an kursu yok. Buranın din eğitimini nasıl sağlayacaksınız? Yani sağlıklı bir din eğitimi olmadığından toplumda da bunun
dini eksikliğini, dini noksanlığını görmemiz mümkün. Ezan sesi, sabah ezanları az bir sesi yüksek olduğu zaman bakıyoruz, toplumun ses yükseldi. Bunun Anadolu'da işte sesler her camiden rahat rahat duyulurken Kıbrıs'ımızda ses ayarı birse bir buçuğa çıktığı zaman hemen problemlerin başladığını şahit olmaktayız. Bizzat olayı yaşayanlardan birisi olarak bunu ifade etmekte bir mahsur görmüyorum. Ayrıca yakın tarihe kadar dini eğitim, bizler de çoluk çocuğumuzla dini eğitim verdiğimiz için dini eğitim kendi çocuğumuzun da almasını arzu ettiğimizden okullarda din eğitimi ne yazık ki bazı noksanlıklarla, engellemelerle karşılaşılmakta. Bu yıl karşılaştığımız bir olayı anlatayım. Kendi çocuğum orada Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nde, Lefkoşa merkezde okumakta. Sorduk, bu yıl din eğitimi verilecek mi? Hocam iki kişi yazıldı. Baktığımız zaman o da din hizmetleri müşaviri Sayın İbrahim Duman hocamızın çocuğu. Bir de İbrahim Kartal diye bir din görevlisinin çocuğu. Üç çocuk. Halbuki aynı okulda yüzlerce öğrenci var. Bu noktada da atılması, resmi yoldan atılması gereken adımlar olduğunu bilmekteyiz. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti din dersini, din eğitimini verecek olan öğretmenleri geçen yıl 8, bu yılda 10 öğretmen olmak üzere 18 tane din dersini verecek öğretmenler atadılar. Ama öğrenci olmadığı için dersler verilmemekte. Yaz ayında verilen dini eğitimden dolayı sendikalar, KÖTÖS dediğimiz Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası bu noktada büyük bir tepki gösterdi. Ama halkın tepkisi daha fazlaydı. 3-5 kişinin devlet 3-5 kişinin tepkisine karşılık veriyor. Ama halkın bu noktadaki tepkisi daha fazla olmasına rağmen henüz daha adımlar atılmamakta. İnşallah bizim beklentimiz halkın tepkisine devletin cevap vermesi. Ben kendi çocuğumun din eğitimi bu bir insan hakları ihlali. Bu ihlalin inşallah en yakın zamanda kaldırılması talebimizi de sizin aracılığınızla dile getirmiş olalım. Teşekkür ederiz Veli Bey. Aynı zamanda Kıbrıs'ta, Magosa'da, Lefke'de ya da Lefkoşe'de, Girne'de dini yapılar, tarihi dini yapıların uygunsuz kullanımı üzerine haberler geliyor kulağımıza. Mesela en eski cami olan Lale Mustafa Paşa Camii'de olsun, Cafer Ağa Camii'nde olsun. Buraların uygunsuz kullanımı, vakıfların burayı uygunsuz yerlerin açılması için kiralaması gibi durumlar. Bunu bize oradan canlı olarak, yani neler yaşanıyor, neler olup bitiyor, onları aktarır mısınız? Tabii ki önceki görev yerimiz Magosa bölgesindeydi. Bir öğle namazına kılmak için gitmiştik. Namazı dedik, burada kalalım. İzin günümüzde cumartesi, tabii kalabalık bir ortam. Gerek turistlerin orayı ziyaret etmesi, gerekse yerli turistlerin orada bulunması. Camide namaz kılarken bakıyoruz dışarıda gürültüden namaz kılmak bile mümkün değil. Halbuki ibadethanelerin, okulların etrafı 500 metre bu binaların yapılmasına müsaade edilmemekte. Ama Kıbrıs'ta nasıl verildi? Tabii onu bilemiyoruz ama camiyle, caminin kapısıyla o bahsettiğiniz insanı rahatsız edecek ortamların arası mesafesi 20 metreyi geçmemekte. İnşallah bu yanlışların da düzeltilmesini talep ediyoruz. Ayrıca Girne'de hemen kıyısı, deniz kıyısında cami, hemen bakıyoruz turistik alana oralar hazırlanmış, hazır bir hale getirilmiş. İbadethaneler daha geri hale getirilmiş. Halbuki biz ne kadar da olsa İslam coğrafyasının bir parçasıyız. Hatta merkezindeyiz desek daha da doğru olur. Çünkü oralarda bulunan sahabe mezarları, Peygamber Efendimizin Ümmü Haram, annemden sonra annem dediği hala sultanlar,
Hazreti Ömerler, Hazreti Osman döneminde oraların fethi için gelen komutanlar, sahabi-i kiram hep o bölgede, o bölgelerde. Onun için hükümetimizin, özellikle Kıbrıs devletimizin bu noktada inşallah güzel adımlar atacağı ümidini taşımaktayız. Biz de öyle ümit ediyoruz. Tekrar Ömer Bey'e dönecek olursak, Kıbrıs bildiğimiz üzere böyle de bir ismi var. Üniversiteler Adası. Her ne kadar yavru vatan, yeşil ada, evet, cennet adı olarak bilsek de Üniversiteler Adası, siz de zikrettiğiniz üzere 6 tane üniversite var. Bu üniversitelerde yüksek öğretim noktasında denklikle ilgili herhangi bir problemin artık kalmadığını, birkaç üniversitede de bu hüzün olduğunu ama artık bunların da kaldırıldığını öğrenmiş olduk. Bu noktada mesela verilen eğitim, yani dil, eğitim dili ya da işte yüksek öğretimlerde olan din problemleri nelerdir? Bunları alabilir miyiz? Öncelikle şunu ifade etmek gerekir. Türkiye'den Kıbrıs'a öğrenciler niye gidiyorlar? Niye tercih ediyorlar? Malumunuz 28 Şubat sürecinden sonra bir katsayı problemiyle bu ülkenin gençleri, özellikle meslek liseli gençler karşı karşıya kaldılar. Ve o zamanki şartlarda Kıbrıs'taki üniversiteler meslek lisesi için, meslek liseli öğrenciler için uygundu. Şartlar da uygun olduğu için meslek liseli öğrenciler Kıbrıs'ı tercih ettiler. Biz de bu sebepten tercih eden öğrencilerden birisiyiz. Siz de bahsettiniz. Kıbrıs'ta 6 tane üniversite var. Ben kendi okuduğum üniversiteden bahsedecek olursak bunu da genele yansıtabiliriz. Ben Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi 5 sene eğitim veren bir üniversite. Bir yıl hazırlık, İngilizce hazırlık eğitimi veriyor ki Kıbrıs'taki üniversitelerin hepsi İngilizce eğitimi veren üniversitelerdir. Bir yıl İngilizce eğitimi verdikten sonra üniversiteye başlayabiliyorsunuz. Yani bölümlere, kendi okuduğunuz bölüme başlayabiliyorsunuz. Tabii ilk gittiğimizde yabancı dil sıkıntısını yaşadık. Fakat böyle bir imkanımız varken, böyle bir imkanımız doğmuşken ve Türkiye'de de katsayı probleminden dolayı okuma ihtimalimiz, okuma imkanımız azalmışken biz dedik ki biz bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Kıbrıs'a gittik. Kıbrıs'ta üniversiteye başladık. İngilizce eğitime başladık. İngilizce eğitime başladıktan sonra yabancı dil problemini biz şu şekilde halletmiş olduk. Hallettik diyelim en azından. Dernek olarak, Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği olarak İngilizce dersleri vermeye başladık. İngilizce dersleri, takviye İngilizce dersleriyle birlikte bütün şubelerimiz bu dersleri vermek suretiyle bizim bünyemizdeki arkadaşlarımızın İngilizce, yabancı dil sorunu ortadan kalkmış oldu. Ve daha sonra şunu gördük ki bulunduğumuz bölge, yani Kıbrıs'a, Kıbrıs'taki üniversitelere dünyanın her yerinden öğrenci gelmekte. Afrika'sından, Asya'sından, Orta Doğu'sundan dünyanın her yerinden öğrenci gelmekte. Ve bu öğrenciler de belli bir seviyede, yani bu insanların İngilizce eğitimleri, yabancı dil eğitimleri belli bir seviyede, yani belli bir temel aldıktan sonra Kıbrıs'a gelmiş olduğunu gördük. Tabii onlarla da haşır neşir olduktan sonra, onlarla da muhabbet kurduktan sonra İngilizce eğitimini ilerletmiş olduk. İngilizce seviyemizi ilerletmiş olduk. Şunu da ifade edelim. Hakikaten Kıbrıs'ta güzel bir ortam var. Orada ben acizane uluslararası ilişkiler bölümü okuduğum için her bölgenin, her coğrafyanın insanını tanımak gerektiğine inanıyorum. Çünkü okuduğumuz bölüm itibariyle biraz geniş coğrafyaya hitap eden bir bölüm. Dünyanın her coğrafyasına hitap eden bir bölüm olduğu için orada her çeşit öğrenciyle hemhal olma, muhabbet etme, onlarla oturup kalkma, onlarla istişare etme imkanı bulduk. Bu bakımdan da oranın böyle bir güzel imkanı var. Buradan inşallah katsayı problemini kalkacak. Böyle bir problem bundan sonraki meslek liseli öğrenciler bu problemle muhatap olmayacak düşüncesindeyiz. Şayet
Eğer tekrar meslek liseli öğrenciler böyle bir sıkıntıyla, böyle bir süreçte karşı karşıya kalırlarsa ben meslek liseli öğrencinin velilerine buradan sesleniyorum. Çünkü genelde veliler öğrencilerini Kıbrıs'a gönderirken şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorlar. Veya şöyle bir sıkıntıyı dillendiriyorlar, dile getiriyorlar. Diyorlar ki işte Kıbrıs'a ben oğlumu gönderdiğim vakit ben oğlumu, velimi gönderdiğim zaman orada kötü arkadaşlar edinir, kötü ortamlara girer. Oradaki ortam benim oğlumu, benim kızımı yanlış yola kanalize eder diye düşünüyorlar. Fakat hiç bu noktada sıkıntıya girmesinler. Orada Eskat diye bir derneğimiz var. Oradaki Eskat derneğimiz öğrencisini havalanından almak suretiyle orada 5 senelik eğitim dönemi boyunca oradaki öğrenciyle ilgilenmektedirler. Ve elhamdülillah bizim bünyemizdeki kalan arkadaşlarımız herhangi bir manevi yozlaşmayla karşı karşıya kalmamaktadırlar. Bu bakımdan biz ümit ediyoruz ki yani hakikaten meslek liseli öğrencinin önündeki katsayı problemi kalkar. Öğrenciler kendi ülkelerinde okurlar. Fakat biraz önce de bahsettiğim gibi eğer öğrenciler katsayı problemiyle tekrar karşı karşıya kalırlarsa biz buradan meslek liseli öğrencilerin velilerine tekrar seslenelim. Çocuklarını güvenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde Kıbrıs'a gönderebilirler ve aynı zamanda göndermek suretiyle de çocuklarını beynelmiler bir öğrenci pozisyonuna sokmuş olurlar. Evet, Ömer Bey'e Kıbrıs'taki eğitimle ilgili verdiği bilgilerden ötürü teşekkür ediyoruz. Veli Bey'e de din camiası adına verdiği bilgilerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bunların dışında gerek gündemimize gerek Kıbrıs'a dair gerek de Türkiye'ye dair söylemek istediğiniz bir şeyler varsa programımızın sonuna gelmeden sizi de dinlemek isteriz. Buyurun Ömer Bey. Son olarak şunu ifade edelim. Türkiye kamuoyunda Kıbrıs fazla bilinmiyor. Ancak haberlerden duyduklarımızla biz Kıbrıs hakkında bilgi edinebiliyoruz. Fakat hocamızın da biraz önce bahsettiği gibi Kıbrıs bizim yavru vatanımız. Bizim bir parçamız. Çünkü biz oradaki büyüklerimizden 74'te neler çektiğini, 74'te ne gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalındığını uzun uzadıya dinledik. Ve şu sonucu elde ettik. Kıbrıs bize tabiri caizse gökten zembille indirilmedi. Kıbrıs'ta yaşamak için Kıbrıslı Türkler bedel ödediler. Bedel ödedikleri için de burası bizim yavru vatanımız haline geldi. Bu bakımdan Kıbrıs'ı önemsesinler. Kıbrıs'ı gündemlerine alsınlar. Kıbrıs'ta neler olup bitiyor? Kıbrıs'ta neler var? Kıbrıs'taki insanlar hangi gündemlerle karşı karşıya onlarla iştigal etsinler diyorum. Çünkü Kıbrıs'ta bizim değerlerimiz. Biraz önce de hocamız bahsettiği gibi Hala Sultanlar, Hazreti Ömerler orada mefhum bulunmakta, orada yatmaktadırlar. Herhalde bu da bizim Kıbrıs için niçin önemli, üzerinde durmamız gerektiği için en önemli bir sebep olduğunu düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ensar TV'ye bize bu imkanı verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Veli Bey bir şeyler söylemek ister. Buyurun. Bizler de din eğitimi, din hizmeti verdiğimiz Kıbrıs'tan son derece memnunuz. Yavru vatan, başka ülkelere gidersiniz, diller farklıdır. Ama Kıbrıs'ımıza aynı bir kendi evimiz gibi, dil noktasında, kültür noktasında ortak olan noktalarımız en fazla, en yoğun olan bölge. Bizler de acizane din görevlisi olarak 4 yıldır orada iyi şeyler olduğu kanaatindeyiz. Önceki başkanlarımız geldiği zaman 200-300 kişilik kalabalıklar oluşurken 2009 yılında Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Ali Bardakoğlu hocamızın teşriflerinde Kıbrıs halkı gerçekten kucağını açmıştır. Bağrına basmıştır. 5-10 bin kişilik kalabalık salonu tıklım tıklım doldurarak 5 dakika 10 dakika
Sayın Başkanımızı ayakta alkışlamışlardır. Ayrıca kutlu doğum etkinlikleri Kıbrıs'ımızda ilk defa kermes düzenlenerek, kan bağışı yapılarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi Kıbrıs'ımızın her bölgesinde etkinliklerle kutlanarak yaşatılmıştır, yeniden anılmıştır. Bizim beklentimiz inşallah en yakın zamanda ana vatanımızda var olan Kur'an kurslarımızın Kıbrıs'ımızda da açılması. İmam Hatip liselerimizin Kıbrıs'ımızda var olması. Çünkü halk bu ihtiyaçlarını Anadolu'ya başvurarak, Kayseri Germili İmam Hatip Lisesi'ne gelerek, İstanbul'un, Anadolu'nun çeşitli illerine giderek bu ihtiyaçlarını karşılamakta. Ama bunların yerinde tedavi edilmesi, yerinde görülmesi tek düşüncemiz. Bunu da sizlerin aracılığıyla duyuruyoruz. Bu fırsatı verdiğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Biz de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, bugün Kıbrıs'ta yüksek öğretim ve dini eğitim üzerine gündemde olan güncel bilgileri, son bilgileri almış olduk. Gerek Veli Akçabey'e gerek Ömer Osman Demirbaş Bey'e teşekkür ederiz. İyi akşamlar dilerim.